İlk e, zamanları e, daha ismi olmayan bir grubuz. Bir evren var. Daha bu arkadaşlarımız yoklar. Geldiler, <laughs> uzaklarda. E, bir teklif geldi Taksim'de bir mekandan. E, dediler ki işte cuma günü, pazar günü falan neyse çalar mısınız? Çalarız. Okey isminiz ne? Vallahi yok. Stüdyoya gittik. Stüdyo çıkışında sürekli bir isimler ortaya atılıyor işte şöyle olsun yok efendim ne bileyim koridor olsun voltran olsun şu olsun bu olsun beş kişimiz dört kişimiz falan derken e, dedik kim evren sanırım ortaya attı ya dedi işte çok dedi üzüldü bizim şarkılar gripin olsun falan öyle kaldı ama tabii ki bugünleri düşünerek değildi de, tamamen tesadüf eseri aldığımız bir karardı e, öyle ilk afişe öyle yazdıktan sonra da bir daha bir daha değiştirmedik çok tembel olduğumuz için. Ya, ya da şey değişiklikleri sevmiyoruz ya yani. Pek, ona da böyle. Pek de sevmiyoruz var. değişiklikleri evet o da var. Güzel olmuş. Peki. Şey, yanlış mı dedim pardon lafınızı kestim ama Voltran olsun beş kişi miyiz dört kişi miyiz? o da belli yapayım. değil yani. Tabii bu. tabii değil. O zaman işte var mı yok mu isim vermeyeyim işte iki gitar mıyız tek gitar mıyız? <laughs> ya bunu falan. biz de anlatırız o zaman ya. Ortada bir şey belli değil. <laughs> Ağlaklarına gelirse Var mı yok mu çalacağız mı çalmayacağız mı? <laughs> Peki birbirinizi nasıl buldunuz? Nasıl başladı bu serüven? Ah maalesef bulduk. Nasıl başladı? Nasıl başladı? Şimdi nasıl başladı? hiç maalesef demeyin. Yok, yok, bu grubun nasıl yapıyorum. güçlü, bağlı bir grup olduğunu biliyoruz. Yok, da, yani buraya dört kişi tamam. gelmenizden ben belli falan. <laughs> <ben gülüyor> <ben gülüyor> <ben gülüyor> <ben gülüyor> i̇ki mikrofon var, <laughs> dört kişi <Evet>, evet. evet. geldi. <laughs> ee, en sonunda neyse kurulduk. O... Konseri de verdik, ardından bir biraz ara verdik. Ee, sonra bir haber geldi, bir tanıdığımız taksimde bir bar açmış. İşte bildiğimizde o zamanlar işte İstanbul'da popüler olan gruplardan bir iki tanesi de cover yapıyor, çalıyor orada. Siz de bir cumartesi çalar mısınız diye ee, dedi. Bir cumartesi çalarız. Gittik. Bir cumartesi o zamanki işte yabancı cover repertuarımıza çaldık. Sonra dediler ki her cumartesi çalar mısınız? <laughs> E, tamam tabii tabii ki falan Her cumartesi çalmaya başladık Birinci yılında O zamanki kadromuzdaki arkadaşlardan biri konseri 3-4 saat kalı dedi ki Aa dedi benim kız arkadaşım doğum günü bugün Ben çalamam e, Sen bugün çalamazsan Hiç çalamazsın <laughs> Neyse ufak Sanki, tartışmalarla e, Gitarisiz kaldık bir anda Sonra davulcumuz dedi ki öyle saçma şey mi olur Ben de işte çalmıyorum o zaman falan i̇şte Gittik davulcumuza ikna turları Yok ikna edemedik okey Geldik kara kara düşünüyoruz Evren'le. Ee, klavyecimiz vardı o zaman Burak, Evren, ben. Ee, ne yapacağız, ne edeceğiz derken işte Murat geldi aklımıza. Murat bizim hem izlemeye geliyordu hem çaldığımız şarkıları e biliyordu. Hem de Evren'le aynı liseden mezun oldukları için de hatta bizim de sonradan ortaya çıkan babalarımız Referansın arkadaşmış mı? falan filan. <laughs> Çeşitli bağlantılarımız varmış referansla geldi. <laughs> CV'si kuvvetli. CV'si kuvvetli. <laughs> e, fakat davulcu yoktu ortada. E, orada o gecelik çalışan bir arkadaşımız dedi ki ben işte perküsyoncuyum çalarım. Peki okey şarkıları biliyorsun? Hayır. Okey. <laughs> <laughs> Ama bütün yani o zamanlar iyi bir kitle, yani o, keyifli bir kitlemiz vardı. Küçük bir mekana 300 kişi geliyordu her hafta sonu. E, onlar da durumu bildikleri için eğlenmek için geldiler, desteklediler. Öyle böyle iyi kötü biz o geceyi tamamladık. Ee, Murat'ı böylece kazanmış olduk. Ee, İlker de aynı mekanda cuma günleri işte kung fu ile çalıyordu. Ben ertesi cuma tabii tuzak kurdum, kumpası kurdum. Bunlar <laughs> sound check'e geldiklerinde. İlker sen misin? Merhaba, merhaba. Bak şimdi böyle böyle bir şey var. Bizim davulcu, şöyle bir repertuarımız var falan diye. Tak. Ya yani <laughs> böyle e, inanılmaz bir e, birkaç A4'ten oluşan yaklaşık 40 ya da 50 şarkıydı tam hatırlamıyorum ama öyle bir liste koydu önüme. Dedi hani e, bunları çalıyoruz. <laughs> ben de baktım yani o şarkıların hiçbirini ben neredeyse çalmıyor çalmamışım yani kendi grubumla da o zamana kadar. E, ya dedim hani bunları çalışmam için benim bir süreye ihtiyacım var. <laughs> dedi ki hani o zaman çok tabii e, rahatlıkla. Ya yok ya halledersin dedi yani sıkıntı yok yani. Yarın çalıyoruz. Yarın, yani. yarın çalıyoruz ya. Yaparız ya beraber aa, falan böyle. E, ondan sonra... <laughs> Tamam dedim madem hani bu kadar rahatız hadi bakalım. Ee, hatasıyla sevabıyla çaldık. Güzel, çaldık. Güzeldi. Şey çok güzeldi. Hani e, her şeyden öte tabii hatasıyla derken baya bir hatayla ama <laughs> tamam. enerji çok güzeldi. Şimdi düşününce ilk kez için inanılmaz bir geceymiş. Tabii, gerçekten öyle. Yani çünkü yani, ilk hani, inanılmaz e, titiz ve e, çok nasıl diyeyim? Bunu <gülüyor> 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 rahat, <gülüyor> ol, <gülüyor> rahat ol rahat <laughs> ol yayın çerçevesine inanılmaz panik olmuştur. Şu an şimdi bu kadar sene tanıdıktan ama sonra o dönem o daha belli. rahat değil İlker. Öyle, Güzel, evet. Öyle değildi. Yani. O, o kadar rahat mıydı? O kadar değildir ama. Yani bizim rahat kadar değildi. Biz. <laughs> <laughs> o kadar rahat çok ama o zaman da çok iyi bir davulcuydu. Bence şimdi çok iyi bir davulcu. Ay teşekkür ee, ederim. Yani sayılı da davulcularından yani da bence. Hayır, şey. gözümlüsü gözümlüsü, o zaman yani o gözümlüsü zaman gözümlüsü iyi davulcu zaten. <laughs> Gözümüz vardı. O zaman çok iyi davulcuydu. <laughs> şimdi daha iyi. Tabii bir de hikayenin öbür tarafı var. Yani Murat'ta biz arayıp ulaştığımızda Murat evde ne yapıyordu, ne ediyordu o ilk evet. gece? Onu da Murat anlatabilir. Yayında mı şey e, Vallahi evde ben de o zaman 56K modem zamanları evde takılıyorduk. Ne vardı o zamanlar? ICQ falan filan herhalde. MIRC. Ondan sonra bir şey telefon çaldı. Murat böyle böyle falan filan. Dediğim gibi ev hali durumundayken ama belki bu arada hani ev halini e, çok. Bu arada ben Taksim'de ya oraya şey. <laughs> çok fazla. Nasıl bir ev hali? <laughs> çok söyledin o yüzden. Ee, yok şey e, ne, ne diyordum? Bak unutturdun. <laughs> Zaten ev taksimdeydik. Ice Cube. Onu diyecektim. Zaten ev taksimde hani ben yani 5-10 dakika içinde şey yapabilecek durumda ya. Yani gitsem deki falan deki falan mi acaba? hazır <laughs> bekliyor. Alo. Gitarist mi yok? E tamam ben varım işte. Ben varım. <laughs> Ondan sonra tamam dedim. Süper. Gelir çalar, gel yani gelirim çalarım. Benim de e, bir grup vardı e, o dönem. Repertuarlar da aşağı yukarı böyle benzeşiyordu. Yarısı falan. Belki ben de çalıyordum. Yani kopyasını çekiyordu. Gripping. Aynen öyle. Gripin, <laughs> o zaman fandım. Gripin fan. <laughs> Ondan sonra gittik çaldık. Benim böyle başladı yani. Evdeydim. Sen nasıl şey oldun? Yani Arda. <laughs> Bak Çok güzel Yarım saat sonra <laughs> Program bitti. Neyse <Tabii>, <laughs> benim de e, bir rolda zaten komşuyduk. E, bayağı bir 11 12 yaşından falan beri herhalde. E, o zamanki klavyecileri bir programa gelemeyecekmiş. E, ondan bir 3-4 gün önce yine İlker'inki gibi bir rol getirdi böyle A4'leri. Bunları bunları çalacağız cumartesi. Tamam dedim. Ee, geçici olarak hani sadece o hafta çalışacağım. Ben işte 3-4 gün baktım çalıştım şarkılara. Sonra cumartesi şey e, program. Saat gece yarısı 12'den sonra falan. Akşam 5-6 gibi falan galiba bir aradım. Şeyde hani provayı ne zaman yapıyoruz dedim. Bir şey dedi ne provası? <gülüyor> <gülüyor> e prova dedim, nedir? <laughs> ya dedim hani koydun ya iki tane mi? iki tane falan da vardı da A4 işte 3 saat 4 saat <laughs> e, sürüyor konserler işte dedim bu kadar şarkı işte ben de o zamanlar daha bozulmamışım hani şey lisede böyle repertuar bellenir. bütün sene çalışılır üstüne provalar yapılır. Sene ee, sonunda çalınır. Sene sonunda çalınır. Ben o şeyden geliyorum. Ee, prova doğru dedi. Prova bir prova yapalım o zaman dedi. işte bir bir saat bir yerde bir çalıştık öyle çıktık. Ondan sonra işte bir iki kere öyle çaldım arada. Ondan sonra ondan bir sene sonra arada bir sene Kung Fu'da beraber çaldık İlker'le. O da aslında demin ki muhabbetin üstüne Gripin'le çaldıktan sonra İlker bana şey dedi bizim bir grup var Kung Fu'da çalar mısın? ben de daha önce Gripin dinlemeye gitmişim zaten İlker'in şeyim ya, yani, fanıyım o zaman bayağı böyle hani, adam <laughs> iyi de oluyor çünkü. Çok iyi de oluyor. Ee, gripinle çaldıktan sonra İlker sordu bizim grupta çalar mısın? Daha hiç şey bile sormadı yani, ne yapıyorsunuz, ne çalıyorsunuz, nerede <laughs> çalıyorsunuz yani, onu bile sormadan dedim tamam yani çünkü hani sen soruyorsan gelirim. İşte bir sene Kung Fu ile çaldık beraber. Ondan sonra beraber devam. Devam. <laughs>